bugün sizlere kitaplara nasıl bütçe ayırdığımı anlatmak istedim. Ben kitaplara bütçemi kullanmadığım eşyaları satarak elde ediyorum. Kullanmadığım eşyalardan kastım şuradaki giymediğim kıyafetler. Sezon sezon tarzımız değişebiliyor, bedenimiz değişebiliyor, zevklerimiz değişebiliyor. Bazen de giydiklerimizden sıkılabiliyoruz. O yüzden ben kıyafetlerimi satarak elde ettiğim gelirin hepsini kitaba yatırıyorum. Wardrobes uygulamasını kullanıyorum. Çünkü diğer uygulamalar gibi komisyon kesmiyor. Siz de eğer eşyalarınızı satmak isterseniz Modocruz, Dolap, Zebramo, Letgo, Wardrobes gibi birçok sitede yapabilirsiniz. Ama komisyon kesmeyen ve sizden kargo ücreti almayan tek uygulama şu an için Wardrobes. Uzun zamandır uygulamayla ilgilenmediğim için de ürünlerin hepsini sildim, yeniden yükleyeceğim. Çok karışık yüklemiştim. Önemli olan kategori kategori yüklemekmiş. Bunu fark ettim. Kitapları peş peşe, elbiseleri peş peşe olmak üzere. Ben de bugün oturdum, giymediklerimi yeniden ayırdım. Bunları hazırlarken de sizinle paylaşmak istedim. Çünkü kitapların fiyatları malum belli ve herkesin bütçesi yetmiyor. Siz de kullanmadığınız herhangi bir eşya, kitap, elbise, biblo, oyuncak, makyaj eşyası, tokasına kadar tutun birçok şeyi satabilirsiniz ve bunlarla kitap alabilirsiniz. Ben Wardrobes'tan yararlanıyorum bunun için. Şimdi size neler sattığımı göstermede sıra şöyle alıyorum size. Wardrobes hesabımı bugün itibariyle sıfırladım. Yeniden eşyaları koyacağım. Çünkü çok dağınık koymuştum. Kategori kategori olarak koymayı düşünüyorum. Elbise ürünleri sezonuna göre koymanız. Yazlık ürünleri, yazın kışlık ürünleri kışın koyarsanız ihtiyacı olanlar daha çabuk satıp alabilir. Benim yaklaşık 400'e yakın ürünüm vardı Wardrobes'ta ve çoğunu diğer siteler üzerinde sattım ya da satmadım, ben başkasına verdim, birinde kaldı gibi olaylar yaşadım. Uzun zamandır şu an hesabı yeniden güncelliyorum. Bunlarda koyacaklarımın bazıları. İlk koyacağım kıyafetim abimin düğününde giydiğim şu pullu, uçuşçuş bir elbise. Bunu yakın akraba düğününde bir daha giyemeyeceğim abim de giydiğim için. Artık bu uçuş elbise de tarzım olmadığı için satacağım ilk kıyafet bu olacak. Yine abimin nikahında giydiğim kalem elbise, ofis elbise diyebilirim. Bunu da birçok arkadaşımın nikahında giydim ve bir daha giyecek yerim yok. Aynı zamanda giymekten de bıkmış durumdayım. Ama çok şık bir elbise. Yıllardır da hiçbir şey olmadı. Sapasağlam. En çok içimin acıdığı, kendi doğum günüm için aldığım şu güzelim mango elbise. Ocak doğumlu olduğum için kışlık bir elbise almıştım ve sezonda çok iyi bir para vermiştim. Gel gelelim, arkadaşlarım doğum günümü sürpriz yaptığı için doğum günüm diye aldığım elbiseyi giyemedim sürprizde. Ve kışın kimsenin düğünü olmadığı için giyecek yer de bulamamıştım. Seneler geçti, artık bu da benim tarzım olmayan bir elbise oldu. Ve hiç giyilmeden dolapta yıllardır duruyor. Belki seven birine, ihtiyacı olan birine denk gelir. Yine giye giye eskittiğim, böyle canını çıkarttığım bir elbise. Konserler, ne nikahlar, ne düğünler, ne doğum günleri gördü. Ama artık bıktım ve bana artık bir bedende büyük geliyor verdiğim kilolardan dolayı. Mango sezonda almıştım ama bir yaz boyunca üstünden çıkmadığı için artık bu da satışa konulacaklardan. Liselerimin çoğu 36 ya da 38 beden olmasına rağmen XS'ye kadar düştüğüm için hepsi gidiyor. Bunu da çok severek Boyner'den zamanında almıştım ve bunu sadece bir kere giyebilmiştim. Bu da şimdi bana kol kısmından, göğüs kısmından aşırı bol geliyor. Ve yine canını çıkarttığım Mr. Fridge. İnanılmaz tatlı bir renk. İnanılmaz şık bir elbise. Rengine aşık olarak almıştım. Ama bu da yıllardır üstümde eskidi. Tam beden 36, cuk oturuyor. Belden tam sarıyor. Ama artık bunu da çok fazla giydim. Tatilin kurtarıcısı giy çık elbise. Artık bu tarz dar ve kısa elbiseler de tercih etmiyorum. Şimdi bu elbise 36 beden. Hatta aynen bu elbise 36 beden ama giydiğinizde o kadar ince gösteriyor ki sizi. Bununla da bütün yaz fotoğraflarım, yaz akşamları fotoğraflarım bu elbiseyle geçmiş. Bunlar artık satış zamanı geldi. Hala çok seviyorum. Satılmazsa da üzülmeyeceğim. Ben de kalacağı için sevineceğim.
açıklayarak çok uzun sürecek. O yüzden atladıklarımı şuradan size göstereyim. Şöyle bir yılbaşı koleksiyonu için aldığım ama giyemediğim bir elbise. Plajda giyebileceğiniz tril tril terlikli giyicik bir elbise. Bunu ben her yaz hasır şapkayla giymiştim. Ve hasırla çok güzel oluyor. Videonun sonuna gelenler için benim gardırobstan ne kadar kazandığımı öğrenmeye hak kazandılar. Ben dediğim gibi 2 yıldır gardırops kullanıyorum ve gardırops'tan bugüne kadar toplam 2314 lira kazandım. 94 ürün satarak elde etmişim. Hemen size profilimi gösteriyorum. Profilimde sattıklarım 94 adet. Kazandığım rakam ise şuradan umarım görüyorsunuzdur. Tutar bu. Profilime gidiyorum. Sattığı ürünler 94 adet olarak gözüküyor. Şurada toplam kazancımı görüyor olacaksınız. 2314 lira kazanmışım. Umarım siz de giymediklerinizi değerlendirebilir ve bunlarla kitaplar alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Profilimi aşağıya bırakıyor olacağım. Belki de sizin almak istedikleriniz olur. Şimdilik yeni bir videoya kadar hoşça kalın.